Büyüme veya büyümeme, finans yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları. Mesela birçok insan girişimci kurarken en çok uğraşacağı, başına en çok dert olabileceği sorunlardan birinin insan kaynağı ya da insanlar, kişilerle, çalışanlarla olacağını bilmez bile, düşünmez bile. Evet. Yani siz Ocak ayı geldiğinden ocağın işte 20'sine kadar, maaşları belirlenene kadar patronun neler düşündüğünü tahmin edemezsiniz. 100 mü yapsam, 50 mi yapsam, 40 mı yapsam, hele şu an şunu. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum teknoloji dünyasındaki duayenlerden Niyazi Saral. Estağfurullah. Abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkür ederim. Burada tabii Rüştü Bey de var ama onu gösteremiyoruz şu an sizlere. Onlarla da ayrıca bir program alacağız ama Niyazi Bey bugünkü benim konuğum ve birazcık teknoloji sektörünü, biraz geçmişini konuşacağız. Bir gün bugünlerde neler yapıyor birazcık onları konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Vallahi bu çok değerliydi benim için. Sabah Rica ederim. Sinan'la da aslında konuştuk. Benim için çok önemli bir deneyim. Çok heyecanlıyım aslında, o yüzden bazen böyle ağzım dilim böyle sürçebilir, kusura Olur mu canım? bakmayın. Rica ederim. Ya şöyle, benim hatırladığım kadarıyla sizinle bir maceramız var. Yani sizinle tabii ki bunu size anlatmıştım geçenlerde buluştuğumuzda da. Ben Asus'tayken genelde hep konuklarımla mazim Asus'a dayanıyor zaten. Sizinle de Asus'a dayanıyor çizgi tarafında. O dönem kötüydü galiba. O çeyrek dönem bizim için kötüydü galiba. Satışların çok iyi gitmediği bir dönemdi. Kevin'le Korkut abi beni özellikle çağırmıştı. Serhat gel bizim üniversitelerde yaptığımız pazarlama planlarını Niyazi Bey'e anlat da bizi birazcık yumuşat demişti. Oyala oyala demiştir. Özellikle Kevin bu tür şeyleri çok iyi yapar. Oyala. Evet, ben size gelip o zaman işte biz Do It Yourself işte bir projemiz vardı. PC'ni ateşli miydi hatırlayamadım adını. Onu size anlatmıştım. Üniversiteleri gezip böyle işte bilgisayar parçalarıyla, Asus parçalarıyla beraber insanlara hızlı sürede toplamayı gösteriyorduk. Öyle bir proje vardı. Benim sizinle hatırladığım maceram o. Yalnız benim benzer bir hatıramı aklıma getirdin. Onu da ben anlatayım izin verirsen. Tabii ki. Şimdi Hakan Ünal vardı, hatırlarsın. Tabii ki. Çok sevdiğimiz temiz bir arkadaş. Şu anda nerede bilmiyorum. Hakan abi özür dilerim araya girdim. Hakan abiyle geçenlerde konuştuk. Selamlarını iletti. Hatta Hakan abiye de dedim bir görüşelim. Nerede şu anda? Vivotech'teydi yanılmıyorsam. Vivotech diye bir firmadaydı. Bir şeyler yapıyordu ama firmasını sormadım. Instagram'dan muhabbet ettik. Böyle bir Anladım, konuştuk. anladım. Hatta bana saatimi sordu. Serhat sen bir akıllı saat aldın. Özür dilerim. Hakan abi hala hayatımda. Hatta ben de çok konu var. İlker abiyle de Evet. konuştuk. Geçen gün kulak kulesini Şimdi attık. Hakan da beni iyi tanıdığı için hani ben eğitim CD'ler o zaman CD ile dağıtıyoruz falan binlerce CD. Acayip vakit harcıyoruz, güç harcıyoruz falan. Tabii Asus'un umurunda değil. Kevin'i ikna etmiş bir gün abi demiş bak bu kadar adam uğraşıyor hani gel bir dinle anlatsın falan. Bana söyledi, bana teklif etti bak Kevin gelecek dinleyeceğiz falan. Ben dedim ki ya boş ver Kevin anlamaz o işlerden falan. Neyse beni biraz baskı yaptı hani amaçla beni hani sakinleştirmek artık senin dediğin gibi o dönem neydiyse durum. Bunlar geldiler. Ben kabul ettim geldiler. Ben prezentasyon yaptım İngilizce anlattım. Adam dinledi dinledi dinledi. Ondan sonra bitti benim prezentasyonum. Yani şey de mesela okay it's good falan demesi lazım ya da işte iyi aferin falan demesi lazım. Adam ne dedi biliyor musun? Aynı hareket şu böyle dinliyordu. Let's come to sales dedi adam. Çok Kötü bir an oldu ama yok, benim o Kevin kadar böyle. sizi iyi anlıyorum ki yani şimdi eleştirilere gideceğiz, oraları o yüzden kesiyorum. Kendi içimden kendime böyle bir revize vereyim, söyleyeyim. Haklısınız. Yani ben 2 yıl orada durdum, biliyorum. Maddeci oluyorlar tabii Çinliler daha maddeciler. Evet. Belki de bilmiyorum dünyadaki hani ticari başarıların nedeni de bu. Birçok ülkeyle çalıştım ben tabii hayatımda ama hepsinin farklı kültürel davranışları var. Mesela Japonlar çok şeydir yani vicdanlıdır, akıllıdır, sadakattan anlarlar ama Çinliler farklı tabii Ya o rakam hastalığı var onlarda. Yani yani. o satışa gelelim dediğiniz şey gibi, ben de işte bizim çeyreklik QBR'larımız vardı. Sunum yaparsınız. Pazarlama bir rakam değildir. Değildir. Yani oradaki bu bir iletişimdir ve sizin dokunabildiğiniz kişidir. Yerine göre satışa yönlendirecek aktivitedir. Yerine göre bilinirliği arttırmaktır. Ama bu böyle elle tutulur bir şey değil ve rakamlar değildir. Ki rakam zaten Excel yani. 3'ü 5 yapmak çok kolay. Tabii, 10'u tabii. sunuyorduk ve
Çok sığ sunumlardı ya. Çok sığ sunumlardı. Neyse. Asos'u çok eleştirdik. Ben de geçelim bu neyse, konuda. Neyse evet, oraları geçelim. Size şeyi soracağım. Bir geçmişinizden kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Neler yaptınız? Çizgi ne zaman başladı? Onun öncesi dönem neydi? Bir Nihat Seral kimdir? Kısaca özetler misiniz bize? 80-81 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak iş hayatına başladım. 41-42 yıl oluyor. O zamanlar tabii mikro işlemciler falan yeni. Biz de işte mikro işlemcileri yeni aldık. İşte deniyoruz. Bir takım debug'la çalışan programlar ya da makine dilinde çalışan cihazlar yapıyoruz falan. Daha sonra işte aynı eğitimi üniversitede bir miktar verdikten sonra computer architecture üzerine veriyoruz eğitim o zaman. Ben oraya daha yatkınım. Askerde de yine bu computer architecture dersleri verdim. İhtiyaçları vardı. Daha sonra da işte birkaç sene profesyonel çalıştıktan sonra işte kendi şirketlerimi kurdum. Önce bir ortaklık şey yaptım. 92'de kendi şirketimi kurdum. Çizgi Elektron. Ayrıldım ortaklarımdan. 92'den beri de işte donanımcı olarak esas olarak yani ağırlıklı ne yazık ki diyeyim donanımcı olarak çalışıyorum. Çalıştım daha doğrusu ama son 1-2 senedir artık bıraktım yani ticari hayatımı yürütmüyorum. Yani şirket yürüyor da çizgi elektronik olarak en az bir 5-10 sene daha yürür de. Arkadan gelen nesil yürütmek istemedi esas olarak yani. Bir oğlum şimdi mesaj atıp duran oğlum Hollanda'da doktora yapıyor. Diğer oğlum yazılımcı. O birkaç sene ona baskı yaptım. Hani gelsin şirkette çalışsın diye. Bir 3-5 ay çalıştı herhalde. Sonra bir gün geldi masama. Baba seninle bir şey konuşacağım. Buyur. Baba dedi ben bu işi yapmayacağım. Ayrıca dedim konuşmak istediğim konu bu değil. Ne? Senin neden yaptığını da bilmiyorum dedi adam. Anlamıyorum diyor. Yani adam deneyim sahibi olunca resmen gerçektir bu yani. Benim oğlum biraz gerçekçidir ve çok başarılı şu anda. Bir finans yazılımı üzerine çalışıyor. Yurt dışına da satıyor. Yani bizim işte diyelim ki 15 senede, 20 senede geldiğimiz yere o hani maddi manevi 5 senede falan gelmiş durumda. Ya biz komponentçilerin kaderi bu galiba Niyaz Bey. Yani neden yapıyoruz? Bu gerçekten hepimizin her dönem ya biz neden bu işi yapıyoruz sorduğumuz soru yani. Para kazanmak için yaptık. Başka hiçbir neden bulamıyorum. Ya evet hani o tarafta baktığınızda çok güzel. Teknoloji hani benim konuklarımın çok büyük bir kısmı teknoloji çok hani genç yaşlardan beri aşina ve içerisinde olanlar çok seviyorlar. Bu bir aşk belki de hani böyle bu kadar çok sevgiyle yaptığımız çünkü ticari olarak baktığımızda siz tabii yıllarca yaptınız ama böyle ne bileyim bana başka işler de yapılabilir gibi geliyor. Yani belki de son dönemin getirdiği şeyler bunlar ama ticari hayat çok farklı. Konsept değişti, kavramlar değişti, ticaret değişti, girişimcilik değişti. Her şey değişti. Yani o yüzden hani bizim gibi eskilerin bir takım hani eğitimlerini veya işte bu tür konuşmalarını dinlerken insanlar hani o döneme ilişkin yorumları da göz önüne almaları lazım. Yani bu dönem farklı, gerçekten farklı. Ben işte hani birçok farklı STK projesiyle uğraşıyorum şu anda. Oradan da görüyorum yani farklı yani gençlerin durumu da farklı, sektörün durumu da farklı. Yani bilişim sektörü diye bir sektör yok bir kere mesela. Çok daha gelişmiş, IT diye hani evet. Daha çok simgelenen. Farklı, daha geliş, büyük bir sektör var yani. Bir sürü segment var içinde. Siz yıllarca daha çok Asus tarafından hep bilindiğiniz, edildiğiniz, hani daha doğrusu Asus'un dağıtıcını yaptınız ama daha çok kader. Farklı marka da var değil mi? Var ama esas olarak o bir kader. Yani ben ticari görüşüm, yine benim oğlanlarımın eleştirisiyle çok şey konservatif bir yapı, tutucu bir yapı. Ben işte 92'de Asus'la başladım. İşte 2000'e kadar tek distribütördüm yanılmıyorsam. Belki 2000'e kadar olması lazım. Belki 2002'dir hatırlayamıyorum. Ondan sonra 3 distribütör olduk. Ama teknik servisini ben yaptım. İşte 2014'e kadar tüm ürünlerin teknik servisini yaptım. 2014'ten sonra teknik servis işte süreci daha böyle yoğunlaştı. Sebebi de işte tabletler. İşte bir takım markaların tablet servislerini yaptım. Yani bu bugün bile hatırlıyorum. Bir ayda 11 bin teknik servise ürün geldiğini bilirim. Tablet bakın 11 bin tablet. Yani Asus değil. Asus'taki maksimum 3 bin 4 bindir. Ki
Mesela 2007 yılında Asus'ta anakart satışımız benim satışım maksimumdur. Daha sonra tabii geçmişlerdir. Bilemiyorum da takip etmedim. 1,5 milyon muydu? Geçen gün Rüştü'ye de söylemiştim ama 1,5 milyondu galiba. Yani ben adet, o rakamları zaten Hakan abiyle de biliyorsunuz. Zaman, evet, yani tamam. Tahmin ediyorum Hakan abiyle işte o zamanlar Nurhan Hanım da vardı. İşte o ekiple beraber Barış abi de vardı o taraflarda. Onlar Barış da vardı, evet. Bir sürü şey yaptılar. Mesela ben Asus'a başladığımda hep şey düşündüm. Ya ben buraya ne katabileceğim? Yani zaten şimdi marka olarak bir sürü şey yapılmış. Bir dağıtıcı var, bir servis ağı var. Markayı bilindirmek için her yerde satış yapılıyor ama o zamanlar aslında teknolojinin geliştiği dönemde. İnsanların elinde bilgisayar da yoktu. Dolayısıyla da insanların bir ihtiyacı vardı. Daha kolay mıydı acaba bazı şeylere ulaşmak? Bir ön yargı var mıydı? Daha kolaydı diyemem. Ama sen zaten 2011 mi dedin? 11-13'te. 11-13 farklı. Benim anlattığım daha eski. Çünkü 2007'ye kadar bilgisayar deyince desktop anlaşılıyordu. Yani tamam notebook'ta vardı ona da evet. O zaman dizüstü bile denmiyordu. Laptop deniyordu evet. Vardı ama adet çok az olduğu için çok fazla ilgilenen de yoktu. Ne servisi söz konusuydu ne teknolojisi söz konusuydu. Evet, evet. İşte 13 inç mi 14 mi falan bu kadardı yani olay. Daha sonra iş değişti tabii. Çok değişince özellikle notebook çok öne çıktı bilgisayar dünyasında. Tabii cep telefonları çıkınca tamamı işte her şey şimdi gençler bilişim deyince cep telefonunu anlıyorlar. Başka bir şey anlamıyorlar. Çok değişti ama internet tabii esas bizi değiştiren. Yani 94 yılında ilk nsaral@çizgi.com.tr e-postamı aldım. Hala da aynı e-postayı kullanıyorum. O zaman kendi serverlarımız kendi içerideydi. Yani ISS diye yanılmıyorsam Microsoft'un bir server sunucusu vardı. Onu kurmuştum. 6 ay uğraşıp kurmuştum. Düşünebiliyor musun? Şimdi çocuklar tık yapıyorlar. Kuruyorlar. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. İnternete ilk bağlandığımda ATI'nin bir web sitesine gireceğim. Homepage 40 dakikada geldi. Yani 40 dakika demek ki bak şimdi 40 dakikada hemen hata verip çıkar. O zaman çıkmıyordu demek ki yani. 40 dakika bekledik biz homepage gelecek diye. Yani zordu ama tabii yoksunluk bir değer oluşturuyordu. Bakın bunu girişimcilere anlatmak lazım. Yani bir şeyden yoksunsanız ve siz onu temin edebiliyorsunuz o bir değerdir. Ama herkes onu getiriyorsa, herkes onu satıyorsa, herkes o yazılımı yazıyorsa değeri düşüyor. Yani ve onu göz önüne alıp hareket etmek lazım. Yani şimdi hala bakın mesela İstanbul'da bir diyelim ki satıcı, sadece satış yapan bir dükkan açmak istediniz. Bir değer mi? Değer tabii. Sonuçta o da bir dükkan. Sonuçta bir değer. Bir hani 100 puan desek. Hani bunu Kayseri'de açtığınız zaman 300 puan. Tabii. Yani orada olması bir farklı bir değer. Yani mevki bile bir değer. Yani bunu yukarıda da az önce konuştuk. Yani bazen toplantılara gidiyoruz, toplantılara gitmiyoruz konuştuk ya. O dediğinizle ilgili mesela biz İstanbul'da bir müşteriye gitmemizle işte Anadolu ziyaretlerinde Anadolu'daki oradaki işte iş ortaklarımızın bizi karşılaması çok farklı. Evet. Orada çok fazla el üstündesin. O dediğiniz gibi 300 puan belki 500 puan orada. Hani oraya evet, gittiğinizde evet, siz böyle çok amiyane tabir ama kralsınız. Yani öyle karşılanıyorsunuz. Burada gittiğinizde ne haber abi hani zaten dün beraberdik seni. Yani buradaki algı çok değişiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi lokasyona göre yeri için içeriğin değeri çok fark ediyor. Niyazi Bey size şey soracağım. Bunca zamanda en yani birazdan bu girişimcilikle ilgili şu an yeni projeleriniz de var. Onlarla ilgili soru soracağım ama geçmişle ilgili son bir sorum var. Bu dönemde bu kadar ticarette olduğunuz bir sürü eğitim verdiniz, çok fazla insan eğittiniz. En zor şey neydi sizce? En zor şey devletle uğraşmak. Gerçekten Türkiye'deki bazı konseptler zordur. Yani yurt dışında diyelim ki hani Çin'de, Tayvan'da bir işletme kuracaksınız. Finans bulmak kolaydır, kredi bulmak kolaydır, işte yatırımcı bulmak kolaydır. Kurallar basittir, yazılıdır, kurallar yazıldığı gibi uygulanır. Hı hı. Türkiye'de ise riskin tanımı bile belli değil. Yani bırak ticaretteki riski, hani devlette oluşabilecek riskin tanımı bile belli değil. Yani işte diyelim ki bir kanun çıkar işte şu tarihte kadar işte bir şeye girin verginizi şu kadar arttırın gerisini incelemeyeceğiz derler. Siz girersiniz ona siz girdiniz diye incelerler. Gerçekten tanımlar belli değil veya işte diyelim ki 5 yıllık 10 yıllık geriye doğru dönüp inceleme hakkı var bazı süreçleri. İthalat mesela inanılmaz zordur. 80 tane bana mahkeme açıldı. Çoğu bir tanesini kabul ettim diye açılan mahkeme. Yani şöyle ithalatta işte bir zamanlar
belki siz de hatırlarsınız, TV kart diye geçiyordu bazı ekran kartları. Çünkü TV output vardı. Yani bilgisayarınızı direkt TV'ye bağlayıp TV'yi ekran olarak kullanabilirdiniz. Tabii şey de kullanabilirdiniz o zaman. Yani o zamanki Kanal D'yi de açabilirdiniz veya Kanal D var mıydı o zaman hatırlamıyorum ama yani normal kanalları da açabiliyordunuz. Ekran kartlarını bunlar TV kart diye mahkemeye vermeye başladı devlet, gümrük. Şimdi bir tanesi iki tanesine itiraz ettik. İtiraz ediyorsun sen, o mahkeme oluşuyor. Bir sene, iki sene sonra tabii ki haklı çıkıyorsun. Çünkü bilir kişi bir falan diyor ki ya bu TV kartıdır. Televizyon değil bu. Televizyon diye söylüyor. Bilgisayarınızı televizyon yapıyor diye söylüyor. Bir tanesi o zamanınki parayla, yani bugünkü parayla diyelim ki 3-5 bin lira tuttu. Yani az bir ithalat yapmışım o ekran kartını. Bana gümrükçü dedi ki, bu avukat dedi ki ya bunu kabul etsen. Yani bununla uğraşmaya değmez yani. Ben kabul ettim. Adamlar onu şey gösterip, örnek göstererek bir sürü dava açtı arkasından. Hani buna bizim avukat biliyor muydu, kasten mi yaptı onu da bilmiyorum. Hı hı. Ama yani hakikaten hukuki süreçler veya devletle kurumsal süreçler zordur. Kurarken de zordur. Bakın kurarken de zordur. Ortaklık zordur. Ortaklığın kendi doğası bile çok zor. İnsan ilişkisine girdiği için. Evet, girişimcilik zor. Yani artı değer oluşturmak çok zor. Değerin ne olduğunu bilmek de lazım. Yani insanlar hani hala ben bazı arkadaşlarım var işte 100 liraya alayım 120 liraya satayım bu değer zannediyorlar. Ya 100 liraya alan 101 liraya satan bir sürü insan var zaten. Yani sen o müşteriyi işte kişisel ilişkilerinle işte verdiğin hizmetle falan filan ne kadar tutabilirsin? Yani değer oluşturmak, değerin nasıl oluştuğunu bilmek lazım ki girişimciler başarılı olsunlar. Sizin zaten aslında oraya geleyim ben de. Ya gelmeden çok ufak bir şey değineceğim. Gümrükle ilgili benim de çok takıntılarım vardır. Penta'da kullanırken, Visonic'te çalışırken gene TV'den olduğu için örnek vereceğim. 32 inç monitörlerin Full HD ise QHD 2K olan ürünlerin Full HD'si TV bandrolü, TRT bandrolü alır, QHD'si almaz. Çünkü piksel aralıklarına kadar girerler. Yani bu çözünürlükte bu pikselde şu kadar işte minim fark var, şu kadar fark var diye. Full HD alır ve biz ürünlerin aylarca stok olmasını bekledik. Sırf bu karar nedeniyle. Bilirkişiye gönderirler. Bilirkişi 5 tane üniversitededir. Bunu bizzat yaşadığım için burada artık söyleyebilirim. Bize o zamanın parasıyla 42-45 bin lira bandında artık KDV para çıkarttılar. Tamam mı? Bilgiyi de ben aldılar. Ben mail attım. Bakın Full HD çözünürlüğü budur, QHD çözünürlüğü budur, detaylar bunlardır diye. Sonrasında süreç uzuyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Aylar sonra ya siz bize 30 bin lira verin de biz bunu çözelim dediler. Dediğiniz gibi yani gümrük zaten bence tam kaos olan yerlerden birisi. Yani tamamen Texas. Ne olduğu belli olmayan bir yer. Çok fazla orada patron var kendi içerisinde. Ve burada süreçler insanları çok yoruyor. Gereksiz buluyorum ben o süreçleri. Siz yıllarca uğraşmışsınızdır. Yani şu an bile hala birçok arkadaşımın ürünlerinin böyle gelmesini bekliyoruz. Ne vergi alacağı belli değil. Aslında belli. Bu şeye bağlı. Bir süre bunu ben de çok yaşadım. Yani ilk dönemler, hani şirket ilk kurduğu dönemler. Yani rüşvet verip vermeme konusu çok çok önemli. İşte diyelim ki tahmin ederim 90'lı yıllarda çok popülerdi. 2000'den sonra pek popüler olduğunu zannetmiyorum. Biz şey yapmaya başladık. Hayır kardeşim 5 kuruş dahi vermeyiz demeye başladık. Ve adımız çıktı gümrükte. Bu adamlar rüşvet vermez. Ve ister istemez her ürünümüz geçmeye başladı. Hiç yani adam uğraşmıyor bizimle. Bu adam nasıl vermez diyor. Yani tanınıyorsunuz yani. Gerçekten öyle. Hani rüşvet nedir, hediye nedir? Girişimcilikte hani bunun dengesini kurabilmek çok zor ve yani süreçlere göre de değişkenlik arz ediyor. Değil mi? Ya o zaman yavaş yavaş şimdi güncelde yaptığınız birkaç proje var. Bu STK adı altında çok fazla gençlere eğitim vermeye çalışıyorsunuz. Çizgi Tagen var. Ondan sonra Nertanesi evet. Projeleriniz var. Şimdi bir de yeni bir tane var. Biz de aslında orada birazcık geçiştik. Değil mi? Nedir o proje? Askıda tecrübe. Şöyle yani benim eğitimciliğim yani 90 şimdi şirketin ofisini kapatırken bir takım eski hatıraları falan filan da hani evime aldım. 94 yılında basılmış teknik ve bilgilendirme broşürleri veya işte kitapçıkları falan da var. Benim eğitim hayatım öyle başladı. İnternetle tabii 96'da
ilk olarak hani internet sitelerini kurmaya başladım. İşte 1 milyon kişi çizgi tagemde paylaşımda bulundu ya da işte dersleri izledi. Hı hı. 126 bin dakikaymış geçenlerde dakika olarak da hesapladık. Eğitimimiz var orada Türkçe ama tabii son birkaç yıldır belki 3-4 yıl oldu update edilmiyor. Bıraktım yani. Çünkü o zaman gerekliydi. Mesela şeyi hatırlıyorum. Üniversitelerin tamamını incelemiştim. 200 sayfayı geçen bilgisayar sunumu yoktu. O günkü sadece bilgisayar bilişim demeyeyim. Bilgisayar sunumu yoktu. Biz hazırladık. Yüzlerce sayfa ve açık PDF ve PPT olarak dağıttık ki insanlar hani kullansın falan filan diye ki çoğu tercümedir. Yani biz böyle her şeyi biliyoruz falan filan diye tercüme ediyoruz. Yani İngilizceden tercüme. Zaten adamların var. Her şeyi onları tercüme ediyoruz. Çok insan kullandı. Derslerde kullandı. 1000'in üzerinde öğretim görevlisi kullandı. Öğretmen ve öğretim görevlisi kullandı. Yani çok farklı yerlerde, farklı alanlarda karşıma çıktı. Geçen gün bir şey satıyorum. Bir ev mi ne bir şey satıyordum ya da alıyorum hatırlayamadım. Adam dedi ki çizgi tagem Niyazi Saral siz misiniz dedi. Adam beni tanıdı yani. Yani böyle çok rastgele insanlar tanıdı beni. Ama 3-4 senedir update edilmiyor. Daha çok böyle hani mentorluk kavramında projelerle ilgileniyoruz. Ben ve arkadaşım Rüştü Arseven. Çünkü belirli bir yaştayız ve işte insanlara bir şeyleri öğretebilecek, bir şeyleri hani tecrübelerimizi paylaşabilecek, bir şeyleri anlatabilecek ve insanların buradan bir fayda oluşturabileceği yaştayız. Ama ne yazık ki o tür projelerimiz çok tutmuyor. Bir şey var, nar tanesi projemiz var bu şekilde. Bunu şimdi şu anda standby'da duruyor da piyasadaki, sektördeki böyle hep bilişimcileri topladık. Profesyonelleri yani gerçekten işini çok iyi bilen, başarılı olmuş yönetici veya iş sahiplerini topladık mesela. Bunları işte girişimcilerle veya öğrencilerle, bilişim alanında çalışan öğrencilerle eşleştirdik ve onların mentorluk yapmasını istedik. Ama ne yazık ki işte bu pandemi sürecine geldi. Pandemi sürecinde bu online olmaya çalıştı. Öğrenciler çok fazla ilgi gösteremediler. Bu sıkıntı var. Yani insanlar yardıma ihtiyacı olduklarını bilmiyorlar. Yani yardım alabileceklerini bilmiyorlar. Şimdi işte askıda tecrübe diye bir şeyimiz var. Tecrübelerimizi yazmak ve video konferanslarla anlatabilmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Ve buna ait bir takım hani programlar da var elimizde. Yani buna ait bir program da yaptık. Böyle bir şeyimiz var. Notlarımız var. Hani onunla ilgili bir soru soracağım. Bu mentorluk konusu benim çok merak ettiğim bir konu. Ama çok böyle kendime uygun bulabileceğim ya da işte fikir danışabileceğim çok fazla hayatımda kişi olmadı. Benim için bu noktalardaki en büyük danışmanım aslında Hasan abiydi. Wilsonic'te o bana çok şey öğretti. Onunla beraber çok mücadele verdik öyle diyeyim. Hani hem başka ülkelere girerken o ülkeleri tanımakla ilgili, ürünleri tanıtmak ve satmakla ilgili çok mücadele ettik. Benim için hayatımda o yüzden en büyük danışmanlık aldığım diyeyim aslında abilik eden bana kişi Hasan abiydi ama sizin bu dediğiniz proje o kadar önemli ki çok farklı konuda çok fazla bilgi sahibi insan var ama onların nerede bulunup ve nasıl yapılacağı nasıl onlarla bu konuların konuşulacağı bile muğlak bilinmiyor. O kadar değerli ki yani gerçekten ya o projenin bir parçası olmayı ben şu an bile çok isterim çünkü gerçekten ben bunun açığını çok hissettim. Yani bana sorsanız ki kimden mentorluk almak isterseniz ben bunu bile bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmediğim için belki de. Ama çok kitap okuduğum için sonra diyorum ki ben şöyle çözüyorum işte bunun bug'ı bende şöyle çözüldü. Daha fazla kitap okuyorum. Mesela atıyorum işte ekonomiyi mi bilmedim? Tabii okumak var. Okumak çok önemli onun konu her konuda. Ama şimdi mentorluğu abilik olarak görmemek lazım. Çünkü mesela bana da mentorluk yapan oldu. Üstelik benden küçük olan, benim öğrencim sayılabilecek Eşref Özülkülü diye bir arkadaşım var. Kendisi Telenity'nin sahiplerinden belki de tek sahip bilmiyorum tam. Telenity çok büyük bir firma yurt dışında gitmişti. 2000'den önce hatırlayamıyorum hangi tarihte. Ben tek distribütörüm ve Asus o zaman baskı yapıyor işte 2 olun 3 olun falan filan. Neyse öyle böyle ben Boğaziçi'ni seçtim. Boğaziçi olsun dedim. Boğaziçi'ni distribütörlük yaptılar ama rekabet korkunç ilk böyle yani geçinemiyoruz da. Ben kıskanıyorum da. Tuzaklar kuruyorum onlara falan böyle. Ondan sonra işin içinden çıkamıyorum. Bu arkadaşa gittim danıştım. O arkadaş da o dönem Amerika'dan yeni gelmiş.
bilmem kaç milyon dolara, 50-60 milyon dolar şirketini satmış, uluslararası ticaret yapmış. China hükümetine, Çin hükümetine santral satmış adam. Yani bayağı uluslararası deneyim var. Anlattım falan filan. Tek soru soracağım Niyaz dedim. Sen tek distribütörken kaç ürün satıyordun işte, hatırlamıyorum o gün, diyelim ki 1000. Şimdi kaç satıyorsun? 1500. O zaman Asus haklı dedi bana. Yani sen dedi 1000 iken onu 500'e düşürseydin, toplam 1000 satılıyor olsaydı, evet, sen haklıydın dedi. Ben düşündüm, evet ya dedim. Yani rekabet aslında bizim için çok da kötü olmadı. Hı hı. Falan. Yani o adam bana orada mentorluk yaptı. Mentorluk yaparken bilgili, tecrübeli olması çok önemli. Yani sizden yaşlı olması dahi gerekmez. Veya aslında seninle aynı konuda olması dahi gerekmez. Mesela ben geçen gün bana kardeşim sordu. Benim bizde herkes yazılımcı. Ali Rıza Saral benim kardeşim. Yapay zeka yazılımları falan yazıyor. Dil bilimi üzerine çalışıyor. Yazılım sordu. Türk Telekom'a fiyat teklifi mi bir şey verecekmiş falan. Ben önce ona bir şey anlattım. Sonra aklıma geldi. Dedim ki ya bak Ali Rıza dedim. Sen bunu Hasan Can'a sor. O senden küçük ama o günümüz yazılımını biliyor. Günümüz yazılım sektörünü daha iyi biliyor. Mentorluk şey demek değil. O konuyu o anda sizin bilebilmeniz değil. Bilen kişiyi de tavsiye veya işte bu kitap olabilir, bir makale olabilir, bir web sitesi olabilir veya bir kişi olabilir. Onu yönlendirmeyi de bilmeniz bir mentorluk. Yani belki bizler de öyledik. O gün için gençken hani biz bu işi biliyoruz, biz bu işi yaparız diyorduk. belki öyleydi ya ama. Onun bir şeyi var. Dün burada bir arkadaşımla konuştuk. Bu egodan birazcık atıftaydı. Ben onu şey diyorum. Birazcık daha bazen böyle yaş aldıkça aslında bazı şeyleri ya da yukarı çıktıkça mı hani bazı şeylerin farkına vardıkça aslında o yaptığın çabanın aslında bazen boş olduğunu görüyorsun. Yani zaten aslında bazen zaten oraya gidecek süreç. Ama bazen gereksiz yere süreçleri zorlayabiliyoruz. Bu mentorlukla ilgili benim aklımdaki hikayelerden birisi. Ben İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa giderken bir hoca bize şeyi anlatmıştı ve o bende hep bir soru işaretidir. Yani benim hayatımda hep kalmıştır. İşte bir masa var, yönetim kurulu toplantısı. Bir konu tartışılıyor. 9 kişi okey diyor ve karara varacaklar. Yani evet ya da hayır. 9 kişinin 10 kişinin 9'u evet diyor. Oradaki hoca şey soruyor. Neden hayır diyenin ya da işte ters oydakinin yorumunu almadınız diyor. Herkes evet ya niye diyor. Soruyorlar ve bütün karar değişiyor. Bu benim için çok önemli bir bilgiydi. Tabii. Çünkü sorgulamayı öğretti bana. Hani herkes farklı bir görüşte olabilir ama o başka bir şey. Onu mesela ben yaşamadığım için göremezdim. O hocadan aldığım o bilgi bende mesela çok değerli. Hep durur. Evet. O yüzden hep bir şey olacağı zaman hep şunu sorarım. Bir anda böyle fevri davranıp karşı çıkmaksa ya da kızmaktansa birazcık daha bekleyip herkesin aslında yorumunu dinlemek. Yani bir sizin tarafınızı dinlemek, bir de işte karşı tarafı dinlemek ve aslında orta yolu bulmak. Bu bana en çok kattığı değerlerden birisi oldu o, evet, konu. Askıda tecrübe LinkedIn'de bir grup olarak kurduk. Rüştü Bey'in fikridir bu aslında. Ve zaten LinkedIn bilgisayar sektöründe, bilişim sektöründe çalışanların mesaj yazdığı, paylaştığı bir sosyal ağ. Yani Facebook gibi veya işte Instagram gibi hani herkesin olduğu bir alan değil. Ve bizim de orada paylaşımlarımız daha çok gerçekten meslekle ilgili. Mesela bugün yine bir Boğaziçi'nden Ümit'in bir mesajını paylaştım orada ben. Metaverse'ü anlatan, basit bir anlatımdı. Güzel, derli topluydu. Bizim paylaşımlarımız zaten bununla ilgili. Yani sadece kendi tecrübelerimiz değil, sektördeki arkadaşların bilgilerini, gerçek bilgilerini de topladığımız bir platform olarak düşünüyoruz. Tabii daha sonra şey de olabilir. Değiştirebiliriz de, genişletebiliriz de. Alt başlıklarında neler var biraz değinebilir misiniz? Merak uyandıralım birazcık. Şimdi ilk projemiz Askıda Tecrübe platformunda bilişim alanında ilk 1 milyonunuzu nasıl kazanırsınız diye bir video serisi düşünüyoruz. Bu tutarsa, yani insanlar ilgilenirse, insanlar gerçekten sizin videonuzu ilginç bulurlarsa düşündüğümüz bir bilişimde girişimcilik üzerine kitaplarda yazılmayan veya işte söylenilmeyen bilgileri içeren bir video serisi. Yani burada şöyle başlayacağız. Şirket kurulumu nasıl yapılır? Şirket kurmak gerekli mi, gerekli değil mi? Ya da kimler şirket kurmaya uygundur? Ortaklık mı yapılır? Kişisel girişim mi yapılması lazım?
ne tür bir şirket kurmak lazım? Ticari yapısı, hizmet alanı nedir? Nereden başlanır? Bakın bu da çok önemli. Hiçbir yerde yazmaz. Ya burada sizin notlarınız bende de var. Onu söyleyeceğim. Bu bence en değerli katma değer kavramı. Yani az önce siz dediniz ya 100 liralık bir telefonu 120 liraya satmak bir değer olmuyor. Bu değer katma konusu çok değerli mesela. Acayip değerli. Evet. Bir değer nasıl katılır? 2000'li yıllarda yanılmıyorsam üniversitelerde konferansa gidiyordum. Sonra gitmemeye karar verdim. Çok çağıran oldu. Gitmemeye karar verdim. Sebebi de kendi karakterimden dolayı biraz kötümser anlatıyorum. Gençlere kötümserlik aşılamamayı düşündüğüm için gitmemeye karar verdim. Bir süredir gitmiyorum ama belki değiştirebilirim. Belki hani yaşlandıkça, ben yaş aldıkça lafına da çok ters bakıyorum yani. Yaşlanmak işte. Bu bildiğin yaşlanmak, yaş almak falan. Neden korkuyoruz anlamıyorum. 40'ta böyle. Evet. Yaşlanmak. Yaşlandıkça belki biraz daha toleranslı olabiliyorum. O konferanslarda hiç unutmuyorum. Koç Üniversitesi'nde en son vermiştim mesela. Koç Üniversitesi 40-50 tane bilişim öğrencisi, bilgisayar bölümü öğrencisi. İlk sordukları bana, girişimcilik üzerine sordukları, batar mıyız? Şimdi bu çok ilginç bir soru. Çünkü nasıl batılacağını herkes bilir. Yani bütün girişimciler nasıl batacağını bilirler aslında. Bile bile batarlar. Yani böyle hani şansı olmaz. Çünkü risklerin de tanımı bellidir. Yani işte çok basit sayayım. Eğer hani siz satış yaptığınız adamı tanımıyorsanız, ona gereğinden fazla bir risk veriyorsanız batarsınız. Kullandığınız kredi ve şey rakamları işte gelirinizle orantılı değilse batarsınız. Gelir gideriniz kazancınızdan fazlaysa batarsınız. Yani bunları bile bile insan batmaz. Batan insan nasıl batar biliyor musunuz? Ulan işler kötü gidiyor. Gel şu adamları da dolandıralım, bunu da dolandıralım, alıp kaçalımdır. Batmanın tanımı budur aslında. Yani başka türlü batılmaz yani. Sizin eğer niyetiniz bunu yapmak değilse batmazsınız. Yani baktınız gelir gider. Onun da kuralı vardır. Mesela iki quarter zarar ederseniz o şirketi kapatın derler. Bunu söyleyen de Vestel'in kurucusu yanılmıyorsun. Ya da şeyin olabilir, bir başka holdingin olabilir. Kurucusudur söyleyen. Yani kriteri bu adamın eğitimi falan da belki de çok yok ama kriter doğru. Yani iki quarter siz zarar ediyorsanız bu işten hayır gelmez. Kapatın kardeşim. Ama o sizi batırmaz. Ne zarar edersiniz? Yani 100 lira koyarsınız 90 lira kaybedersiniz ya da 100'ünü kaybedersiniz. 100 lira koyarsanız 1000 lira kaybetmezsiniz. 1000 lira kaybetmeniz için kasıt gerekir yani. Yani çok aptal olmanız da yetmez yani. Gerçekten kasıt gerekir yani. O basit bir şey. Bunları örnekleriyle anlattığımız zaman insanlar şaşırıyorlar yani. Bir de tabii büyüme veya büyümeme, finans yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları. Mesela birçok insan girişimci kurarken en çok uğraşacağı, başına en çok dert olabileceği sorunlardan birinin insan kaynağı ya da insanlar, kişilerle, çalışanlarla olacağını bilmez bile, düşünmez bile. Evet. Yani siz Ocak ayı geldiğinden ocağın işte 20'sine kadar, maaşları belirlene kadar patronun neler düşündüğünü tahmin edemezsiniz. 100 mi yapsam, 50 mi yapsam, 40 mı yapsam, hele şu dönem. Evet. Yani birçok arkadaşım beni şimdi arıyor. Abi diyor, ben diyor uluslararası şirket, mesela bir arkadaşım var Erkin Fındık, şirketini yabancılara satmış. Ama kendisi yönetici olarak çalışıyor. Aralık ayında adamlara rapor veriyorlar falan filan. Adamlar x lira, yüzde x bir şey yapın, zam yapın diyor. Yapıyor adam. Ocak, Şubat geçiyor. Şey berbat. Durum berbat. Bütün personel ayaklanıyor. Evet. Abi diyor, ben nasıl anlatayım bunu şimdi öyle yabancılara diyor. Hani Türk de olsa anlatırım diyor. Ama yabancılara nasıl anlatayım bunu diyor. Yani gerçekten de mesela çok ilginç bir deyim vardır. Şirket çalışanı sana ortak olur. Biliyor musunuz bu deyimlerden? Eğer siz şirkette illegal faaliyet yaparsanız ve bunu şirket personeli de görürse ona ortaktır artık. Yani bu hiçbir yerde yazmaz. Hiçbir kural ya neden olduğunu, nasıl olacağını falan da yazmaz. Yani bunların hepsini anlatacağımız ve örnekleriyle, yani batan şirketler var. Tanıdığımız arkadaşlar var. Onların örnekleriyle veya işte başarılı olup batmamış ama benim gibi işi bırakmış insanların örnekleriyle deneyimlerimizi paylaştığımız bir platform, bir proje olarak görüyoruz. O platformda paylaşacağımız bir
video serisi olarak düşünüyoruz. Başlıklarınıza baktığımda aslında bir MBA, yani hakikaten böyle iş okulu başlıkları var. Çünkü içerisinde dediğiniz gibi şirket kurulumundan alıyorsunuz. Muhasebeyi sizinle biz konuşmuştuk. Ben onu sizinle konuştuğumuz gün kaydetmiştim zaten. Bir yani şirketler arası faturalaşma. Hani benim şu an en çok yasaladığım sorun. Buraya gelen birçok arkadaşıma soruyorum. En zor şey ne şirketinin? İnsan kaynakları. Yani bu bizim dönemime özel bilmiyorum. Mesela biz şu an çok ciddi yana yakıla gerçekten çalışacak arkadaşlar arıyoruz. Tabii o şu anki bilişim sektörünün değil, yani birçok sektörün aslında da tıp keza bilişim tabii. sektörü keza aynı şekilde çok büyük sıkıntısı. Çünkü yetişmiş elemanlar, yani bu da enflasyondan geliyor veya doların artışından, devalüasyondan geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Şu burada bir yazılımcıya 15 bin lira, 20 bin lira para verdiğinizde iyi bir maaş olarak bakıyorsunuz. 20 bin lira $1000. Adam herhangi bir yere gitse, yani benim oğlum mesela burslu okuyor, 2000 avro alıyor. Yani burs 2000 avro. Yani çalışanlar evet. 4000, 5000 avrodan başlıyorlar. Şimdi adam bakıyorum 4 kere 17, 4 kere 18, 80 bin lira diyor. Tabii oradaki geçim şartları şu bu falan. Bir de tabii pandeminin bizim sektöre inanılmaz, dünyada ya aslında birçok farklı etkiler oldu ve çok farklı argümanları öne çıkarttı, geriye çıkarttı. Mesela yurt dışında çalışıp Türkiye'de yaşamak bilişimde çok yapılabilen bir şey. 4000 avro alıyorsunuz ama ayda bir defa gidiyorsunuz yurt dışına. 1000 euroyu geçmez. 4000 avroyla Türkiye'de yaşadığınız zaman yani 2 sene sonra zenginsiniz demektir yani. Şimdi bu durum, bu gerçeklik bilişim sektörünün çözebileceği bir durum da değil yani. O kadar kötü ki. Yani ne kadar milliyetçi olsanız, ne kadar vatan, millet, Sakarya gitseniz bile yani Türkiye'de yaşamak zor. Tabii. Kolay değil. Devlet bunu size belirli bir yere kadar sağlayabiliyor. Kendiniz belirli bir yere kadar sağlayabiliyorsunuz. Bu gerçeklik önünüzde bir çelişki olarak duruyor. Yani bilişim sektörünün işi çok çok zor. Yetişmiş elemanlar hemen yurt dışına gidiyorlar. Oğlumun eşi saat 4'te kalkıyor, işe gidiyor. Yani zorluk, böyle bir zorluk. Ama karşılığını aldığını düşünüyor. Mutlu orada, güvenli. Kendini güvende hissediyor. Tabii her şey hukuk hukuk diye başlayacağız ve siyasete gireceğiz. Yani, o yüzden girmeyelim. Yok, evet haklısınız. Anlattığınız konuları hani sadece bilişim olarak özelinde görmüyorum. Birçok yerde var. Şu an en çok gördüğüm şey firmalar arası personel geçişleri. Çünkü hazır olanı almak daha kolay birinin yetiştirilmesindense. Çünkü çok emek gerekiyor. Birisinin yetiştirilip oraya kadar taşınması, sonrasında onunla devam edilmesi, çok emek harcanması gerekiyor. Birazcık böyle voleyci kültürü vardı ya bizim coğrafyada. Hani böyle hızlıca voleyi vuralım, zengin olalım. O da birazcık bana bir sorun gibi geliyor. Bence değil. Bence değil. Yani vefa beklemek işverenin hakkıdır. Bunu kabul ediyorum. Ama bir yere kadar. Yani siz herhangi bir elemanı eğittiğinizde bu adam benimle işte bu kadar sene çalışacak, bana şunları verecek diye düşünmemeniz lazım. Tabii, tabii. Yani o adam kendi bir ailesi var, kendi öncelikleri var. Tabii ki onu seçebilir. Yani böyle görmek lazım. Yani vefalı olmak iyi bir şey. Tabii ki adam eğer size vefası varsa veya işte sadakati varsa iyi bir şey. Onu değerlendirmeye çalışmanız bir iyi bir şey. Ama işletmenin de durumu zor. Yani evet, işletmeler evet, de hani belirli bir bütçeyle bir yere kadar insan besleyebiliyorlar yani. Çok siz zor. Az önce dediniz ya, kurarken en büyük sorunlardan birisi devlet. Biz hizmet sektörüyüz. Yani bizde alsat yok. Devlet ortağım. Yani. Devlet o, herkesin ortağı. Yok, evet hani ben hiçbir şey giderleştiremiyorum. Bilgisayar alıyorum. Benim kullandığım ekipman bu. Bunu bile ben 3 yılda hızlandırılmış amorti ettirebiliyorum. Ama zaten 3 yıl bunu kullanabileceğim bile soru işareti aslında baktığınızda. Teknolojik gelişmeleri vesaire baktığınızda. Dediğiniz gibi yani devlet birazcık şey, ülkede o şirketin kurulma süreçlerini birazcık daha zorluyor. İkincisi, en zorlayanlardan birisi aslında insan kaynakları. Dolayısıyla da aslında dönüp dolaşıyoruz. Ben de konuyu da oraya birazcık çevireceğim şimdi. Eğitime geliyor aslında. Biz o yüzden aslında sizin bu hem askıda tecrübe, nar tanesi gibi projelerin hepsi aslında aynı yere atıfta bulunuyor. Daha fazla genç bunları öğrensin ve aslında hepimizin işi kolaylaşsın. Ben öyle diyorum bu işe. Aslında gençlerin neyi ne kadar bilmediklerini öğrenmeleri bizce çok önemli. Yani bugün yine bir hocam şey Ankara'da Top Üniversitesi'nde o söylüyordu. Yani öğrenmeyi öğrenmek çok önemli. Bir de ben ona bir katkıda bulunayım.
Türkiye'de toplumun çoğunluğu buna gençler de dahil, bilginin ne kadar olması gerektiğine dair bir fikri yoktur. Yani zanneder ki bunu biliyorum ben ve yetkinim artık. Hiçbir ilgisi yok. Bakın 5 yıllık 6 yıllık üniversiteyi bitirmiş, yani yüksek lisans da yapmış bir mühendisin hayatı boyunca öğrenebileceklerinin sadece %40'ını o anda öğrenmiş oluyor. Ki bu rakam, bu araştırma belki 20 sene öncenin rakamı. Bence şimdi çok daha fazla. Evet. Yani her dakika yeni bir şey öğreneceksiniz ve ne kadar bilmeniz gerektiğini toplum bilmiyor. Zannediyor ki işte .NET biliyorum ben. Ben işte şöyle bir arayüz yazabiliyorum. Şöyle bir backend yazabiliyorum. Bitti. Bizim nar tanesinde mesela yol haritaları var. Ben kendim o yol haritalarına baktığım zaman mesela yazılımcı olmak için veya işte DevOps olmak için veya işte developer olmak için yol haritaları var. Baktığım zaman ben bile şaşırıyorum ya, diyorum. Bu kadar detaylandı mı artık? Bu kadar şeylendi mi? Yani gerçekten o farkı gençliğinde işte üniversitenin birinci, ikinci sınıfında anlamış olan, ki bu da tabii lisede iyi bir eğitim almış olmasını gerektiriyor. Onların önü tamamen açık oluyor ve zaten onlar da durmuyorlar, evet, Türkiye'de. Evet. Yani hep seçilmişler yurt dışına gidiyor. Kalanlar ise tabii ki çoğunluk böyle diyelim. Çünkü kalanlar ise yani tabii vatansever olduğu için veya işte milliyetçi görüşlerle hani kalıyor olabilir veya bir takım özel nedenlerden dolayı kalıyor olabilir. Onun dışında gerçekten bilginin ne konsepte olduğunu, ne kadar olması gerektiğini bilenler, onu anlayanlar kendini ona göre yetiştiriyorlar ve bitiriyorlar. Yani bugün, geçen seneydi yanılmıyorsam, bir doktora talebesi bana FPGA'lerle ilgili bir şey sordu. Tamam mı? Şaşırdım ya. Adam doktora talebesi. Ben elektronik yüksek mühendisiyim ve 40 sene önce mezun olmuşum. Ne anlayacağım FPGA'nın? Benim zamanımda FPGA yoktu. Ben sadece satışını yaptım onun. Tamam mı? Yani yüzeysel bir takım şeyler biliyorum. Artı bu bilgiyi benden alabileceğini düşünmesi çok ilginç. Çünkü doktora talebesi, yine bir sürü doktora talebesi tanıyorum. Bütün kütüphanelere erişebiliyorlar. Dünyadaki bütün kitaplara erişebiliyorlar. Bütün datalara, bilgilere erişebiliyorlar. Nereden alabileceğini bilmen lazım senin. Yani sen nasıl doktora talebesisin yani? Kolaylaştırılmış şey galiba. Yani bu bizim iş modelimiz. Onunla hep söylerim. Bir insanın Google'a sorup yanıt alamayacağı çok az soru var. Ama onun yerine bana soruyorlar. Ben onun yerine yanıt veriyorum ve bu bir iş modeli oluyor. Keywords. Bütün dava keywords. Keywords'u iyi kullanabiliyor olması lazım. Yani Google'a sorup Google'da, yani sen bak bunu da çekebilirsin. Google'da araştırma nasıl yapılır diye. Evet. Çekebilirsin bunu. Çünkü gerçekten ben insanların çoğuna şöyle cevap veriyorum. Gerekli keywordsleri Google'a yazıyorum, o linki onlara gönderiyorum. Yani bak bu keywordsleri ararsan sen zaten bu kadar makale, bu kadar şey çıkıyor burada. Yani sen oku anla, ben zaten anlayamam onu. Yaş olmuş 65 yani, nasıl anlayacağım? Ya o konu çok ayrı bir konu. Şey, ben şunu öğrendim mesela, kullanım kılavuzlarının neden yazıldığını. Çünkü bir ürünü bilmiyorsan açıp bakarsın, her şey orada yazıyor. Çok basit bir şey. Türk halkı okumaz. Hiç okumaz. Dün akşam bir tane TeknoSeyir'de bir tane video vardı. Onun altında sormuşlar işte, bu monitör 30 Hz mi 60 Hz mi? İşte birkaç şey yaptı, yorum. Ya dedim ki, web sitesi var. Adamın kullanım kılavuzu var. Adam bunu zaten yazmış. İnternete yaz, modelini yaz. Evet, direkt söylesin zaten sana. Yani şey orada. Ya, yani işte ben onu anladım ya. Kullanım kılavuzlarının neden aslında çok değerli olduğunu. Ya gerçekten bir iş modeli yaratacak kadar değerli. Bizim zamanımızda değerliydi artık. Kullanım kılavuzları artık değerli değil. Yani onun çok daha detaylı, çok daha derin bilgilerini internette her türlü şeyini bulabiliyorsun. Tabii yani. Tabii. Şemalarına kadar bulabiliyorsun. Doğru. Ya tabii siz mühendissiniz. Ben çok daha doğru, bilgisayar doğru. Pazarlamacıyım. Dolayısıyla benim baktığımda bakış açım genellikle böyle çok daha yakın, basit bir bilgi oluyor. Ama sizin tabii ki konu daha derin. Konu aslında sizinle alakalı olacak. Birazcık daha mühendislikle ilgili o taraflara da giriş yapayım. Hem mekatronik hem de robotik tarafıyla da aslında. Hem ilgileniyorsunuz hem de gençleri de o tarafa yönlendiriyorsunuz. O taraftaki düşünceleriniz neler? Gençler neler yapmalılar o tarafla ilgili birazcık daha? Şimdi bilişimi alt başlıklara ayırırsak, tabii elektronik de bir miktar bilişim içine giriyor. Megatronik olsun, robotik olsun,
elektroniğin alt sektörüne daha yakın aslında. Yani elektronik bilmeyen bir megatronikçi zordur ya da robotikçi zordur. Makine da bilmeleri lazım bunların tabii. İç içe geçiyor yani. Bunlar iç içe geçen multidisiplin bunlar. Tabii daha fazla gelecek var. Şimdi baktığınızda Türkiye'deki bilgisayar eğitimi dediğiniz zaman, bilgisayar teknolojisine ait eğitim dediğiniz zaman bilgisayarcıların hepsi yazılımcı. Yani donanımcı bilgisayarcı çok az ve yani networkçi olabilir hani bir miktar. Yani bilgisayarı ve bilgisayar cihazları, bilişim cihazlarını kullanan sektörlerde çalışabilir ama çoğu yazılımcı olmayı seçiyor. Ama elektronik bilen elektronikçiler ve arkasından işte mekatronik olsun, power elektronik gibi elektronik dalları da var veya işte robotik olsun. Aslında gelecekleri daha iyi ve orada girişimcilik de daha popüler. Yazılımda da popüler aslında. Yani orada da popüler ama ikisi de ayrı. Biraz okullarda da galiba mekatronik ve robotik gençlere özellikle daha alt sınıflardan artık başlamaya başladı değil mi birazcık daha? Tabii bölümler bile var. Yazılım mühendisliği diye bölüm var artık. Yani sadece bilgisayar mühendisleri yazılımcı olmuyorlar. Yazılım mühendisliği var. Yani lisesi bile var yani. Evet. Daha segmentasyon daha fazlalaştı. İster istemez daha dar bir alanda yetkin olmak zorundasınız. Ama daha önce anlattığım gibi o yetkinliğin kavramı ya da evet, konsepti ne kadar olacak o biraz tartışmalı. Şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Bu işte mesleki liselerle üniversiteler yani şimdi üniversite okumak bir trend. Yani ben onu görüyorum. Yani üniversite okuduktan sonra ben kimya bölümü okudum. Okuduğum kitaplar zaten bitmişti. Hani ben bitirdiğimde zaten her şeyi makine analizini yapıyordu. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Onun laboratuvardaki işleri falan yapmıyorlardı. Bana o makinenin nasıl çalıştığı öğretilmeliydi. Onu öğrenemedim. Ben kimyaya ilgilenmedim sonrasında da. Başka bir meslek edindim kendime. Mesleki liseler aslında çok değerli. Ben öyle görüyorum. Üniversite şu an her yer işte hep bunu bahsediyorum. Apartman üniversitesi. Valla öyle bir konuya dokundunuz ki oradan Rüştü Bey ona da dokunum da zamanında onun bir lafı var. Diyor ki Türkiye'de üniversiteler 4 senelik işsizliği erteleme hale geldi diyor. Erteleme aracı haline geldi diyor. Gerçekten de her yere üniversite kurduk. Üniversite binası kurduk. Ne öğretim görevlisi yeterli, ne verilen müfredatlar yeteri derecede ağırlıklı. Yani ben şunu her zaman söylüyorum. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ falan sayın. İşte Bilkent'i, Koç'u, işte Sabancı'sı. Hani iyi üniversiteler var tamam filan ama siz İTÜ'de mi okuyorsunuz? Veya işte daha aşağı hani Anadolu'nun herhangi bir üniversitesinde mi okuyorsunuz? Aslında belirleyici olan üniversitenin şeyi değil, niteliği değil. Sizsiniz belirleyici olan. Ya aynı kişisiniz. Yani siz diyelim ki Anadolu'nun küçük bir şehrinde bir üniversitede ki 2 yıllık okuldan bahsetmiyorum. 4 yıllık üniversiteden bahsediyorum. Bir de Türkiye'de öyle bir şey de var. Herkes üniversite okuyorum diyor ama meslek yüksek okulu okuyor. Bir bilgisayar mühendisliği okuyorsanız veya işte Boğaziçi'nde okuyorsanız siz eğer kendinizde o gücü bulabiliyorsanız, onun farkındaysanız kendinize eğitebilirsiniz. Dünyadaki tüm üniversitelerin ki yani Stanford, Berkeley, MIT, Harvard çoğundan tercüme yaptığımız için çok iyi biliyoruz. Hepsinin eğitimleri açık. Yani hem de iki işte onların bir şeyi var. Yaz sezonu, bir güz sezonu var. İkisi de açık yani. Ve internete çekilmiş. Hepsi duruyor. Okuyup öğrenebilirsiniz. Birçok şimdi Udemy olsun, benzer bir sürü internet sitesi olsun. Hepsi açık. Ama benim şahsi görüşüm ki birçok hoca ile falan da bu konuda anlaşamıyoruz. İngilizce esas. Yani siz İngilizce biliyorsanız kendinize eğitme olasılığınız çok daha fazla. Yani Türkçe'de tabii ki çok fazla bilgi var. Ama İngilizce esas, İngilizceyi bilmeniz lazım. İngilizceyi özellikle mühendislik alanında İngilizce çok esas oluyor. Aslında şöyle, benim de kardeşimin de mesela yani bizim bu işi yapabilmemizin tek bir nedeni var. İngilizce biliyor olmamız. Çünkü tabii, yani ben pazarlamayı okumadım. MBA yaparken sadece belli bir kısım pazarlama, lojistik ve strateji üzerine bölümler aldım. Yani dersler aldım ama
pazarlamayı ben işte ve okuduklarımla öğrendim. Ve okuduğum kaynakların belki %90'ı benim yabancı kaynaklardır. Sadece Türkçe kitap evet. okuyorum ama onların da çok büyük kısmı zaten yabancı yazarlar. Artık alakasız bir konu ama araya gireceğim. Şeye çok garibime gider. Yani İngilizce bir kitap almak istiyorum Türkiye'de. 100 lira. Onun çevrilmiş ve normal burada satılan kitap 10 lira. Ben diyorum ki yani ben İngilizce okumak istiyorum. Yani çevrilmemiş okuyorum ama hani burada hem çevirmen para kazanıyor hem yayın evi kazanıyor. O baskıcı kazanıyor ve 10 lira. Bu kitap niye 100 lira? Ya ben onu okumak istiyorum. Bu mesela beni çok rahatsız eder ya. İlk sorduğunuz soru meslek liselerine bakış açınız ve işte üniversitelere bakış açınız. Şimdi gerçekten dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'da, Amerika'da meslek lisesi veya işte mesleki eğitime dayalı bir takım eğitim kurumları çok daha popüler ve çok daha etkin. Bunun farkındayız. Türkiye'de ise ne yazık ki hiç şey yapmasak bile çok birkaç tane hani seçilmiş meslek lisesi haricinde meslek lisesine gidenler zaten hani üniversitede mühendislik okuyamayacak olanların gittiği bir okul gibi gözüküyor. Hiç öyle değil ama öyle gözüküyor. Bir de şu da bir gerçek. Yani meslek lisesi öğretmenleri de inanılmaz derecede iyi olanları da var. Bunu da biliyorum. Yani öyle insanlar var ki ya bakıyorsunuz orada yaptığı proje birçok üniversitede üniversite bitirme projesinden iyi, daha iyi. Paylaşımları daha iyi. İşte elektronik alanında mesela çok iyi öğretmenler var. Belki de verdikleri eğitim de çok iyi ama çocuklar iyi olmayınca oradan çıkanların da hani Türkiye'de hani bu mavi yakalı dediğimiz alanda çalışmaları ve gerçekten şey zor. Tabii işletme sahipleri de yani mühendis olsun ya boş verdi. Halbuki aslında birçok mühendis onlardan daha az etkili olacak. Onu da biliyorlar. Ama tabii eğitim gerçekten ciddi bir sorun. Onu yani böyle ilk şeyde anlatmak çok zor. Çok zor ve hepimizin aslında en büyük sorunlarından birisi ülke evet. olarak. Ya son sorumu soracağım size ama aslında birçok yani kısmına yanıt verdiğiniz sorun da şey olacak. Gençlere ne önerirsiniz? Nasıl böyle kariyerlerini evrilsinler? Tecrübe edinirken nelere dikkat etsinler? Bakın eğer Fransa'da bir şey var, yöntem var. Üniversitenin son 2 senesi yanılmıyorsam bir şirkette çalışmak zorundasınız. Artı şirketler de böyle insanları çalıştırmak zorunda. Yani hukuku var onun. Yani şu kadar çalıştıracaksın, şu kadar ücretini devlet verecek falan filan. Yani adam üniversitede mezun olduğunda 2 senedir çalışmış oluyor zaten. Yani bunu devletin de yapması gereken çok şey var. Meslek liseleri için de var. Çok şey var. Yani devlet şunu diyebilir mesela bunu tabii bilmiyorum siyaset adamları ne kadar planlayabilirler. Yani işte meslek lisesinden çalışmış şu kadar eleman çalıştıracaksın. Yani biz teknik bir iş yapıyorduk. Şirketimiz teknik bir işe dayalı bir şirketti. Bütün hepsi meslek lisesi mezunu. Yani meslek lisesi mezunu olmayan bir bilişimciyi almamıştık biz işe. Hiçbir zaman almadık yani. Teknisyen olarak çalıştıracağız ama meslek lisesi mezunu. Tamam bizden eğitilir. Bizde eğitimini alır. Gerçekten o bizde tecrübe edinir ama meslek lisesi background'ı olması lazım. İşte bunu mesela tüm sektörlerde yerleştirebilirsek yani sen kardeşim işte senin iş kolunda şu kadar %5'i 10'u meslek lisesi mezunu olacak ve sen bunu almak zorundasın. İşte destek de şu kadar yani devlet de bir destek vererek olabilir. Yani bu şekilde meslek liselerinin önü açılabilirdi. Yapılabilir. Hala da yapılabilir. Ama tabii planlamak lazım. Zor yani. Ya evet. Bu birazcık ne derler bazen bizim elimizde olmayan şeylerden birisi ama gençler için hani benim önerebileceğim ben de hep aynı şeyi söyledim. Bir staj yapın. Bir yere işe girin. Hani ilk başta para kazanmak önemli değil ama bir üniversite okuyorken üniversitedeki bilgilerinizle yani girdiğiniz yer aslında hiçbir şey ifade etmeyecek size. Evet. Sıfırsınız. Yani orada aldığınız bilgi yani bu tıp ya da mimari gibi hani çok spesifik ya da mühendislik gibi çok spesifik bir yerse ayrı. Onu bilmiyorum ben. Ama genel olarak baktığımda stajyer olmak, bir yerlerde çalışıyor olmak, bir yerin tozunu yutmak, yerlerini süpürmek, ayak işlerini yapmak bunlar çok şeyler katıyor. Bu benim çok değer verdiğim evet. şey. Ben şeyi söyleyeyim size. Hiç girişim gençlere hani kendilerini yetiştirmesi için ne yapması gerekiyor sorunuza tam bir cevap vereyim.
Bir kere yani şöyle şeyler oluyor. Adam üniversiteyi bitirmiş, iş arıyor. CV'sinde hiçbir şey yok. Yazılımcı kendisi. Hiçbir proje yazmamış. GitHub'da projeleri yok. Hiç yok yani. Soruyorsun ya kardeşim sen ne yaptın bugüne kadar? Abi yeni işi arıyorum. Hatta askere gitmiş gelmiş falan. Yani ya kardeşim sen bugüne kadar neredeydin yani? Benim şirketimi hatırlıyorum. 90'lı yılların sonunda olabilir, 2000'li yılların olabilir. Bir çocuk internetten bir şey yazdı bana. Dedi ki abi dedi, şurada açık var bak. O zaman web siteleri kendi serverımızda. Şurada açık var dedim. Ben de security firmasıyla çalışıyorum. Yani firmanın şeyi var. O zamanlar öyle gerekliydi. Sonra hani iş security programları falan oldu. Kolaylaştı. Dedim ki ya ne açığı var falan. Dedim böyle açık var. Gel düzelt. Ben gelir düzeltirim dedim. Gel dedim çocuğa. Merak ettim. Gel dedim. Çocuk şirkete bir girdi. Çocuk orta 2'de. Orta 2'de ve orta 3'te okuyor yani. Ama bodyguard'la geldi. Bak o da çok ilginç. Bodyguard'la geldi. Bir şey soramadım yani. Sen kimsin? Niye böyle falan filan. Dedi. Yaptıklarını security firmasındaki mühendis arkadaşı ki hala çok iyi bir mühendis ve yakın arkadaşım. Evet abi haklı dedi. Adam haklı dedi. Yani bütün dava eğitim süreci içinde hani hangi yaşta ne yapacağını bilerek, ben şeyi de iddia etmiyorum yani ortaokulda herkese kodlama eğitimi yap, yazılımcı yapmaya çalış falan. Bunu da iddia etmiyorum. Ama kodlama eğitimi almaları lazım ki işte analitik düşünmenin ne olduğunu anlasınlar. Yani ne seviyede olursa olsun kendilerini yetiştirmeleri, işte üniversitenin birinci, ikinci sınıfında, hatta o şeyde lisenin son sınıflarında, üniversite sınavından vakit olabilirlerse tabii, kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Yani üniversitede özellikle 4 senede proje yapmaları gerekiyor. Ve kendi kendilerini öğrenmeleri gerekiyor. Beklememesi gerekiyor. Yani ben şeyi hatırlıyorum, biz bile o zamanlar ben hiçbir dersi hemen hemen üniversitede hocalarımdan öğrenmedim. Daha önce öğrendim. Yani öğrendim, hatta anlattım yani. Elektronik dersi veriyordum üniversitenin birinci sınıfında bizim sınıftaki arkadaşlara. Çünkü daha önce öğreniyorsunuz, siz deneyiminiz var ve okuyorsunuz. Bu çok önemli ve yani belki hani daha detaylanınca eğitim, sen anlıyorsun, diğerleri anlayamıyor. Yani diğerleri belki geride kalıyor ve daha çabuk unutuyorlar. Onun için kendini eğitmesi çok önemli. Üniversitenin o 4 senesini harcamaması gerekiyor. Çok önemli. Evet. Ve o zaman işte dediğiniz gibi mezun olduğunda yaptığı projeler, stajlar, işte bunların hepsi bir katkı. Evet. Ve CV yazdığında ha bak ben şu projelerde çalıştım dediğinde, yani sigara içip içmediğini yazan adamlar var. Ya sigara içen adam yok, kalmadı ki. Sen sigara içiyorsan zaten onu yazma oraya CV'ne. Yani veya işte adam CV'sinde siz de yapmışsınızdır. Resmi var, adı var ve cinsiyeti yazıyor adamın ya. Yani ne gerek var ki? Cinsiyetle ilgilenen mi kaldı artık? Yani senin seçimin o. Şimdi söyleyecekler. Ya yani bunlar kendi seçimleri. Bir şey diyemem. Yani bunları bile yazan var ama orada proje kısmı boş. Staje kısmı boş. Yani pimpon oynamayı sevdiğini yazıyor adam. Bana ne? Yani bunlar bir şey ifade etmiyor. Ama gerçekten dolu bir CV herkesin ilgisini çeker ve sizin de söylediğiniz gibi aslında inanılmaz derecede eleman aranıyor ama yetişmiş eleman çok az. Yetiştirilmek üzere görebileceğiniz elemanlar da çok az. Yani mesela evet, benim oğlum Java bilen adam arıyor. Yıllardır arıyor ya. Yani buluyor, 3-5 ay çalışıyor, sonra gidiyor. Evet. Bildiğiniz sorunlar. Buraya gelen herkese soruyorum. Var mı abi çevrende şunu yapacak şöyle birini arıyoruz biz? Her gelen ya istisnasız alakasız kişilere de sormaya başladık. Bunu söylemem lazım. Geçenlerde kameramızı bir arkadaşımıza ödünç verdik. Sinan'da da bendeki de bakış açısıydı. Acaba kamera istedi ya bizde. Acaba edit yapabilir midir? Videoyu bilir midir? Ya öyle yaklaştık. Yani herkes bizim için potansiyel işe alabileceğimiz birisi mi diye göz atıyoruz. Çok acı bir şey abi. Yani bu kadar olmaması lazım. Yetişmiş eleman bulmak için belki de yetiştirmek gerekiyor. Yani. Evet, ona başladık. Yani tabii ki bizim bir ekibimiz var. Onları eğitiyoruz ama bu senin de yukarıda konuşurken sorularından birisiydi. Büyümeli misin? Hani büyümememelisin. Şu an biz çok yeni bir firmayız. 1,5 yıllık bir firmayız ama bizim birazcık daha büyümemiz, genişlememiz, kadromuz geçiyor ki biz zaman ayırabilelim bazı şeylerden. Dolayısıyla da evet, ekibimizi şu an eğitiyoruz ama onların evrilme süreci
zamana yayılacak. Ve ama birazcık daha iyi bilen birisi birazcık bizi hızlandırabilir diye düşünüyorum. Yoksa evet biz ekibimizi eğitiyoruz. Sinan'ın geçen sene 100 saatten fazla eğitim ekibe verdiği eğitim vardır. Yani şey, metin böyle yazılır, nokta nereye konulur, virgül nereye konulur, işte boşluk bırakılıp nokta yapılmaz, sonrasında boşluk bırakılır. Hani Sinan'ın en büyük fantezilerinden birisi bir üniversiteye gidip, belki bir gün sizlerle beraber onları yapabiliriz. Bu askıda tecrübeyi size bahsetmiştim. Belki üniversitelere taşıyıp bunları anlatmak evet. gibi. Üniversite öğrencilerine ilkokul Türkçe dersini anlatmak istiyor. Nokta virgül nereye yazılır? Bu çok acı bir şey. Gerçekten çok acı bir şey. Yani biz metini nasıl yazdıracağımızı bulamıyoruz. Türkçe konuşmayı da yani konuşmayı da bilmiyorlar ama neyse hani öyle böyle anlaşıyoruz. Bizler de çok iyi konuşmuyoruz belki ama yazarken çok önemli. Ya işte kurumsal hayatta bu birazcık daha farklı evet. bakış oluyor. Hani sen yazabilirsiniz farklı bir şey ama onun da gereklilikleri var. Dolayısıyla da bu eğitimler, eğitime bizim de kafayı takmamız gerçekten birazcık o soruna istinaden olan bir şey oldu. Umarım beraber bir şeyler de yapabiliriz. Herkesin ben de eğitilmesini istiyorum. Benim de podcastlerim çıkış amacında bu yoktu. Eğitim dikeyi ama onu görüyorum. Anlatmam gerekiyor bir şeyleri. Hani o tecrübeyi, bilgi birikimi aktarmamız gerekiyor. Ama sorun gene az önce sizin hep söylediğiniz yere gelecek. Kim ne kadar almak istediğiyle evet. doğru orantılı. Ama para kazanmayı isteyen çok insan var. Onu göstermenin yolu biz o yüzden 1 milyon evet. kazanmak ister misiniz? Ya da ilk 1 milyonunuzu nasıl kazanırsınız diye çıkmak istiyoruz bu eğitim video evet. serisinde. Aynen haklısınız. Niyazi Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok rica keyifli ederim. Bir sohbet oldu. Rica ederim. Eminim bunun devamını getireceğiz. Farklı İnşallah. Şeyler yapacağız. Bir gün Rüştü Bey'i de alacağız. Böyle burada bir üçlü dörtlü farklı konuklarla beraber farklı şeyler de konuşuruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah tamam. Ben teşekkür ederim.